Hocam ikinci yarının ilk maçı neler söylersiniz? Evet, Karaca Bey maçı. Devralası kampını iyi geçirdik, iyi çalıştık. İlk maçta ne yapmamız gerektiğini biliyorduk ama sonuç olarak baktığınız zaman 4-1 gibi farklı bir, kendi evimizde farklı bir mağlubiyet aldık ama oyunun hakkı bu değildi. Rakip 1-0'ı buldu hemen maçın başında. Sonra Mehmet Aytemiz'in iyi bir şutuyla golü yakaladık. 1-1'i bulduk. Ondan sonra elimize geçen fırsatları değerlendiremedik. Maçın orta hakemi net pozisyonda penaltımızı vermedi. Defanstan ön oyuncularına forvet oyuncularına doğru topu şişirme toplarla pozisyon üretmekti. Biz iyi zaman zaman iyi karşılık verdik ama rakibi bütün sene boyunca hep bu stratejiyle oynadılar. Yine rakibin bir duran toptan yediğimiz bir saçma sapan bir gol. Ondan sonra yine saçma sapan bireysel hatalar diyelim. Maçın skorunun bu şekilde neticelenmesini sağladı. Önemli değil. Sonuçta ligin ikinci yarının ilk maçı. Hazırlık maçını az yapmamız oyun ritmimizi kaybetmemize sebep oldu. Önümüzde bir Nevşehir maçı var. Orada Nevşehir'de inşallah buradaki bu 3 puanı orada telafi etmenin yolunu bulacağız. Hiç karamsarlığa gerek yok. Yine biz doğru yolu bulup fabrika ayarlarımıza, en önemlisi fabrika ayarlarımıza geri döneceğiz. Yine hedefimiz olan en kötü playoff oynayıp ligi istediğimiz yerde neticelendirmeye çalışacağız. Hocam son penaltı durumu, gerçi ligin maçın başında bizim %100 bir penaltımızı ben öyle gördüm mesela, ele çarptı. Onu vermedi ama bence şimdi, çok saçma bir durum söz konusu oldu. Bir yorumunuzu alabilir miyiz? Oyun kuralları değişiyor. Baktığınız zaman 6-7 metreden ele gelen bir top var. Hakem takdir hakkını penaltının yanına kullanmadı ama rakibe verilen çok basit penaltı. Sezon başından beri alıştık artık. Yani sezon başından beri bu hakemlerin bizim aleyhimizdeki kararlarına alıştık. O değil. Mesela maçın hemen yanılmıyorsam 1-1'ken avantaja sağlaması gereken pozisyonlar bizim aleyhimizde oyunu, bize verilen faulde aleyhimizde oyunu kesmesi. Belki o pozisyonları kesmese yine ikinci golü bulacağız. Hakemlerden evet. Yani biz hep adalet istiyoruz. Adaletli olmalarını bekliyoruz. Evet, iyi niyetlerinde hiçbir kuşkumuz yok. İyi niyetli olduklarını düşünüyoruz ama ya, takdir haklarını hep içeride de aynı, dışarıdan hep rakip takımı kullanıyorlar. Alıştık. Yapacak bir şey yok. Yani sonuçta pazar sporunda sahipleri var. Pazar sporunda büyükleri var. Bizim gücümüz sahaya kadar yetiyor. Saha dışındaki olanlar pazar sporun büyükleriyle alakalı. Pazar spora sahip çıkanlarla alakalı. Artık onları devreye girerse takdir hakları bize dönmesini istemiyoruz. En azından adaletli olmasını istiyoruz. Büyükler görüyor. Büyüklere inşallah kulaklarına gider. Görsünler artık. Yani bizim yaptığımız mücadele buraya kadar. Evet. Bundan sonra artık falan büyükler devreye girecek. Abimiz isteler, büyüklerimiz isteler. Katkı yapsınlar. Ben maddi hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey. O yönetimi bileceği iş. Ama maneviyat, bu takım onların takımı. Bu biz onların, onları biz desteklemeye çalışıyoruz. Onları biz gözüyüz, kulağıyız, ne derseniz onlar biz aynasıyız. Arkamızda olsunlar, büyüklerimize sahip çıksın. Çıkmıyorsalar da kendileri bilir. Bizler gelip geçeceğiz. Evet. Takdir onların. Çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını dileriz. Sağ olun.